Halepli Muhammed Alo, savaşın devam ettiği Suriye'den eşi ve beş çocuğuyla birlikte önce Afrin'e, oradan da İstanbul'a kaçmış. Halep'te IŞİD'den, Afrin'de de PKK'nın zulmünden kaçtıklarını anlatan Muhammed Alo, iki yıl önce yerleştiği İstanbul'da kiraladıkları eski bir evde ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Savaştan evvel ben tekstil yapıyordum, bizim tekstilim vardı. İşimiz, durumumuz çok güzeldi. Ondan sonra Safaç oldu. Safaç'tan bir ay iki ay sonra bizim şehrimizi işit girdiler. Benim dört kızım var, birden erkek bir küçük oğlum var. Ee, çok zor oldu çünkü onlar nabzsız insandır. Ben kızlarım için dedi geldiler, almaya geldiler. Benden oradan kaçtım, Afine girdim. Afine de gittim. Oradan iki ayını yaşadım. Her şey pahalı, çok zordur. Bize oradan da bir sıkıntı çıktı. O da PKK sıkıntıydı. Geldi bize kızım almaya geldiler. Dedi işte bu kız da silah kaldıracak. Ben yani kızların küçüklerinin için yani savaştan kaçtım. Afrin'e geldim. Oraya geldiğinde o da bu sıkıntıya yaşayacak. Ben niye o kızlarım bunlara vereceğim ya da onlara vereceğim yani. Ben onun için Türkiye'ye geçtim. Suriye'den Türkiye'ye uzanan yolculuklarında hem IŞİD hem de PKK'dan kaçmak zorunda kalan Alo ailesinin peşini zorluklar sınırı geçtikten sonra da bırakmamış. Biz şimdi Türk sınırı geldik zamanı bize kaçakçılar bize tuttular. Dedi biz size, size Türkiye gelecektir. E dedim ne kadar para istiyorsun yani kaçakçı siz biliyorsun yani tamam. Bize dedi ne kadar varsa yani ne kadar var dedi her insanı yani şimdi diyor ki bir yani 100 milyon, 200 milyon, 300 siz niye parası yani aşkar edmiyorsun? Bizden bu insanlar bizden para yokturdu ya. Yani. Dört kızım var. Kim çalışacak? Kimden para var? Ben işte telefonu açtım. Buradan e, borç parayı aldım. Yani de sonra dedi bize 500 para Türk parası vereceksin. O onlara parayı verdim. Türkiye'ye girdik. Bir gün sadece bir gün sınırda biz yattık oradan. Yani kaçakçı polis vardı, girmedik o günü. O gün o akşam orada yattık, ondan sonra Türkiye girdik. Antep'e geldik. Antep'ten bir günde otokardan yattık. Paramız yokturdu, işte fakir insandır biz. Orada yattık zamanın, o gün, o gün işte Türk milleti geldi bize yardım ettiler. Bizim e, otokarın parası verdiler. Geldik İstanbul akrabamızı yanına. İstanbul'da da dil engeliyle karşılaşıyor Alo ailesi. Kızları çok küçük yaşta çalışmaya başlıyor. Bir işimiz yok yani Türkçe güzel o zaman da biz bir konuşmaya Eniştemin yanına geldik. Onun yanında 10 gün oturduk. O adam da bizi çok yardım etti. Bize para verdi dedi bir ev tutun. Getik bir ev kirayı bulduk yani. Adam dedi kira 500, depozit 1 milyar istedi. O parayı adam bize yani eniştemiz bize borçtan verdi o paraları. Geldik adam diyor ki bu ev boyun hazır değil yarın yarın gel. Geliyorum sonra baktım yani adam bu evi üç kişiye vermiş. yadan üç kişiye vermiş. Biz ondan zor işte zordan çıktık o evi tuttuk yani aldık. O küçükler işte yavaş yavaş işlere başladılar. İşlere girdiler. iki kız çalıştılar. Benim oğlum bize o zaman da küçüktür 12 yaştan. Ben 42 yaştayım. Yani işe baktım kimse bizi işe almadılar. Dedi sen yaşlısın. O bende de fıtık bül fıtık vardı. Hasta insanım. Ee, çok zor yani zor çektik biz buradan. Çünkü kızlar çalıştığı zaman iki ay, üç ay onlar parayı da vermediler. E, fabrikayı kapattılar, kaçtılar onlar da. İki kızımız işte işe girdiler. Ee, çalıştılar o zamandan iki sene önce. Çok az bir maaş verdiler onlara. Büyük kızım 16 yaşındaydı. Üç küçük kızdan 14 yaşındaydı. Yani bunları ben onların işin zamanı değildi. Yani onlar okula gidecektir. Yani bizi buna hasap ettik ama bize buraya geldik ya yani çok zor. İstanbul'da çok zor yaşamak. Mecbur kaldık onlara işe girdiler. Yani işte girdiler. Bu sıkıntıyı yaşadık. İcban biz kira verecek, elektrik parası verecek, su parası verecek. Biz nasıl yaşayacak biz bilmiyorduk. Alo ailesi de Türkiye'ye gelen Suriyeli çocukların büyük bölümünün kaderini paylaşıyor ve çocuklar okula gidemiyor. Biz buraya geldik sadece için yani okul için, okulmaya için dedik geldik. Şimdi iki kızım var küçük yani 6-7 yaşından onlar okul zamanı oldu. E biz sefil insanık yani nasıl buna okula göndereceğim? Yani paramız yok, işimiz yok. Büyük kızları da onar okulu da zamanında o da gitmiyorlar. Yani o şimdi bu küçükleri nasıl göndereceğim okula? Bu küçükler yani Herkes insanı tahammül eder, küçükleri cahil kalsın ya. Bunlar en büyük günah yani, küçükler şimdi bela kalacak. Şimdi küçükler burada çalışıyor, sadece bizden yani şimdi bu zamandan her şey pahalı oldu İstanbul içinden. Kızım, bir büyük kızım çalışıyor, o 1 milyar alıyor. O da küçüklerden 600-700 alıyor. Ben, yani biz 1 milyar artırıyoruz da ne yapacak, biz 7 kişik. Yani o 7 kişi, elektrik parası vereceksin ya da su parası da kiya parası vereseceksin 1 milyar sağ kal 1 milyar iki küçük saniye işe geliyor her birine 2 milyon verer bir günden yani poşayı almaya için kavatmaya yapar için size 9700 kalıyor 9700 para biz 7 kişiik her bizimimiz 1110 milyon düşüyor bir aydan 107 milyon kim yaşa kim yaşar 110 milyoner, 130 milyondan, 150 milyonda kim yaşar bu İstanbul'un içinde? Biz o sıkıntıya çok çekiyor. Biz ya kimse de bize yardım etmiyor. 2 3, 3 ay önce bize bir kart patata çıktı. 700 para. odan işte 2 sene oldu. Biz o yardımı gördük yani bize verdiler. 750 milyon bize verdiler. Ondan başka bir şey kimseden görmedik. 8 yaşındaki Zeynep de okula gidemediği için üzgün. Azdarın mektebe, mektebe. Ee, okula gidiyordum. Arka sokağımızdaki okulu kapattılar. Şu anda okula gidemiyorum. Ailenin en küçük ferdi olan 6 yaşındaki Cinan Suriye'deki arkadaşlarını çok özlediğini söylüyor. Benim arkadaşlarım Suriye'de vardı. Ben onları çok özledim. Onlar da oynuyordum. Muhammed alo, eşiyle birlikte telefonundan Suriye'de yıkılan harabeye dönen evlerine bakarken Suriye'de yaşadığı o acı günlere adeta geri dönüyor. Valla Mahabi Suriye Halep. Suriye'nin Halep kentinde bir evimiz vardı. Üç katlıydı evimiz. Yukarıda dört odası, aşağıda dört odası olan büyük bahçeli bir evdi. Evimizi bombaladılar. Biz de Türkiye'ye geldik. Burada kaldığımız ev küçük. Suriye'yi evimizi çok özledik. Türkiye'de kiralar ve faturalar çok pahalı. Burada maddi olarak geçinemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir kapı açılsın, bir fırsat olsun da yurdumuza dönebilelim. Burada idare edemiyoruz. Alo Türk milletine kendilerine kucak açtıkları için minnettar